emir alan, emir veren pozisyondan kurtulmalıdır. Onu Hürriyet'te söyler. Ve devletler düzeyinde olmalıdır ilişkilerimizde. Bir kredi alınacaksa Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aldığı bir kredi olmalıdır. Ödememiz gerekirse de ödemeliyiz. Ama ilişkilerimiz o düzeyde olmalı. İlişkiler halkı rahatsız etmemelidir. Bugünkü ilişkiler halkı rahatsız eder. Bizi de rahatsız eder. Onun için bu artık düzeltilmelidir. Ve bizim politikacılarımız da dirayetli duruş göstermeli, onurlu olmalılar. Bunu açıklıkla söyleyebilirim buradan. Diğer taraftan Hürriyet ne yapacak bundan sonra dediğimiz zaman, daha önce de söyledim. Biz hükümetin bugünkü itirazlarına karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Ayrı olsa bile, sendikal platformdan ayrı durumda olsak bile devam ettireceğiz. Bunu buradan söyleyebilirim, gayet rahat söyleyebilirim. Teşkilatımın bu yönde alınmış kararı vardır. Bunu söyledikten sonra şuna gelmek gerekir. 13. maaş bugün basına yansıdı. Sayın Maliye Bakanı açıklıkta mahkeme sonucuna göre ödeyecek dedi. Hayır, bu şu demektir. Bu şu demektir. Bir yıldan uzun bir süredir her ay sonu maaşların ödenmesi için bu halkı sıkıntıya sokan bir kararın hayata geçirilmesi adet haline getirildi. Ve ekonomik protokol bu yönde hayat bulur. Hep ay sonuna denk gelir. Yasalar bir an önce geçer. Bu 2008 yılında başladı. Arkadaşlar çok iyi bilecek. Eşel Mobil'in Bakanlar Kurulu'nun yetkine verilmesi talebi ilk 1 Temmuz 2008'de gündemimize geldi ve o dönemde bütün sendikalar ortak hareket ederek bunun geri alınmasını sağladık. Arkasından kamu çalışanlarının aylık ve ödenekleri düzenleyen yasa 13 Ocak'ta 13 Ocak 2009'da